Evet sevgili izleyenler, şimdi de Hakkari'deki turumuzda Çukurca ile devam ediyoruz. Urartu uygarlığının ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Çukurca ilçemizi Belediye Başkanı Ensar Dündar'dan dinledik. Bakalım neler anlattı bize. Tarım ve hayvancılığın ön plana çıktığı Çukurca, Osmanlı mimarisinden miras, taş evleri ve yapılarıyla biliniyor. Sayın Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Çukurca'yı tanımadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Ensar Dündar kimdir? Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Ensar Dündar, 1978 Çukurca doğumluyum. İşletme lisans ve siyaset ve kamu yönetimi üzerinde yüksek lisans yaptım. Belediye başkanlığından önce kamu kurumlarda değişik görevlerde çalıştım. İşte 31 Mart'la beraber siyasi hayata atıldık ve Çukurca Belediye Başkanlığı olarak seçildik. O günden bugüne neler yaptınız ve bize biraz Çukurca'yı anlatır mısınız? İlçede en büyük problemlerden biri olan konuttu. 70 konut projemiz vardı. 42 tanesini hizmete açtık. Vatandaşlarımız oturmaya başladı. Gelen vatandaşlarımızı konaklayabileceği otel yoktu. Otel yaptık. Yani butik bir otel yaptık. Dolayısıyla hep ilçenin eksiklerine yönelik hamleler yaptı ve Allah'a şükür belli bir aşamaya geldik. Bunun yanı sıra biz ilçe merkezinde aslında İl Tarım Müdürlüğü'yle bir sera kurduk, bir dönüme yakın. Başkan Ensar Dündar göreve geldiğinden bu yana ilçenin eksikliklerini gidererek bölge halkına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Zebzemizi yarı fiyatına halkımıza sattık. Kadınlarımıza hem serada ekiminde bize destek olsunlar hem de ürettiğimiz ürünleri daha uygun bir fiyata kadınlarımıza vererek onların pazarlanmasına yönelik bir çalışmamız var. Eğitim ne düzeyde peki Sayın Başkan? Ya Çukurca'da eğitim düzeyi iyi yani. Eğitim seviyesi yüksek. Göç veriyor muyuz? Yani aslında son 2 yıldır göç alıyoruz aslında. Çok iyi. Yani nüfusumuz artıyor. Ondan dolayı mutluyuz yani. Tabii ki bizi yaptığımız hizmetleri anlatırken saydığımız Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, hem milletvekilimizin, valimizin, il başkanımızın katkıları çok büyük. İlçe teşkilatımızın. Dolayısıyla onların destekleriyle biz bu hizmetleri üretiyoruz. İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan düğün salonu için de projemizi hazırladık. Onu da 2022'de inşallah faaliyete sokacağız. Başkan Ensar Dündar, Çukurca için istihdama yönelik çalışmalarına değinerek yerli ve yabancı turistleri ilçeye davet ediyor. İstihdama yönelik de tekstil üzerinden bir çalışmamız var. Eğer tekstil yapabilirsek biraz orada da işsizliğe bir çözüm bulabilir miyiz? Onun üzerine proje çalışmamız devam ediyor. Yerli turist olsun, yabancı turistler olsun, aslında ülkemizin değişik yerlerini gezdiler, keşfettiler. Ama Çukurca bence keşfedilmemiş bir cennet. Evet. Dolayısıyla burada herkesi Çukurca'yı güzelliklerini keşfetmesini, gelmesini bekliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun.